Bir hassas bir tedaviden sonra inşallah amcamız da sağlığına kavuşmuş oldu. Tabii bu ameliyat tecrübe gerektiriyor ve interdisipliner dediğimiz yani birden fazla branşın girmesi gerektiği için genel cerrahi hocamızla beraber ameliyata girmiş olduk. Ben hastamıza geçmiş olsun diyorum. İşte bize bu konuda destek olan bütün ameliyathane ekibimiz başta olmak üzere diğer hemşehrilerimize ve katkısı olan başta hocamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cemal amcamıza da geçmiş olsun diyorum. Tabii öncelikle biz de hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İdrar torbasının fıtık kesesi içerisinde olması çok nadir durumlardan birisidir. Buna biz kayma fıtığı ifadesini kullanıyoruz. Kas fıtıklarında karşımıza çıkabiliyor. Bazen kalın bağırsak fıtık kesesinin bir duvarını oluşturuyor. Bazen idrar torbası bir duvarını oluşturuyor ama burada farklı bir durum olarak idrar torbasının yaklaşık 1/3'lük kısmı kasık kanalından geçerek skrotum dediğimiz yumurtalığın yanındaki torbanın içine kaymış durumdaydı. Tabii kanal dar olduğu için idrar torbası da geniş olduğu için boğulma şeklinde geldi ve çok ızdıraplıydı hastamız. Gece acil şartlarda ameliyata alındı. Bu süreci hazırlayan olay idrar torbası içerisinde oluşmuş taşlara bağlı idrar akımının veya idrar boşalmasının yeterince olamaması sonucunda aşırı yıkınma ve basınç artışı sonucunda idrar torbası zayıf bulduğu bir bölgeye doğru kendini atmış. Burası da kasık fıtığı şeklinde kendini ortaya koymuştu. Gerçekten bugüne kadar benzer şekilde birkaç vaka görmüş olmamla birlikte olayın bu boyutta olanına ilk defa ben rastladım. 40 yılı aşkındır bir cerrahi hayatımız boyunca. Bu nedenle mesane taşlarına dikkat etmek lazım. Çok geciktirmemek lazım. Ve mümkün olan ilk fırsatta tedavi sürecini başlatmak gerekiyor. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocama. Cemal amca, şimdi sen de bu rahatsızlığı çektin. Kaç yıldır çekiyordun? Onu bir anlat bakalım bize. Bu rahatsızlığım hocam aşağı yukarı 20 senem üzerinde bir rahatsızlık. Bu zamana kadar geldik. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Yani ne bileyim daha bunların şey nasıl ödenecek? Herkesin canımızın Sen canın sağ ol, siz canın sağ ol. Mesleğimizi yapıyoruz, işimizi yapıyoruz. Sizin mutlu olmanız, sağlığınıza kavuşmanız bizim için en büyük ödemedir. Çok olmalı. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hadi. Hadi Allah şifa versin inşallah. Sağ olasın. İnşallah bugün en geç yarın taburcu edeceğiz yani. Büyük bir ihtimalle bugün de gönderebiliriz. Teşekkür ediyorum. Tamam oldu. Artık hastamız eve gitmek istiyor. Evet.